Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle Tatyana'yı kurtarmadan önce, ki Tatyana'nın nerede bulunduğunu artık biliyoruz. Şey, odada bir projeksiyon vardı sanırım. Hala toplanamadı mı ya? Kırmızı elbiseli kadın. Evet, bununla alakalı hiçbir bilgimiz yok bu arada. Çernobil'in ortasında bir tane yer var böyle. Çernobil'in ortasındaki yerde Olga'ydı sanırım hanımefendinin adı. Kendine ait bir yerde yaşıyor, yalanlar ağı. Hala tamamlayamadık mı? Yeterince ipucu gelmedi mi ya? Ne yalanlar ağını ne komployu bir türlü oynatamadık. Çok ilginç. Neyse. Ben burada bir izletilebilir bir şey vardır diye tahmin ediyordum. İzletilebilir bir şey yokmuş. Şimdi. Öncelikle bir Oliver'la konuşalım. Bir dakikan var, anlat bakalım. Stop thinking about what happened to Anton. Anton öldü baba. He was one of the good guys, you know. And my friend. I can't help but wonder if we could have done something differently to save him. You know what I'm talking about, right? Only too well, Olivier. Only too well. Ölen arkadaşımı düşünüyorum deyip duruyor. Peki. Bu arada 4 beceri puanım olduğunda 4 beceri puanı ile beraber depocuyu alıp envanterde daha fazla yer yapmaya çalışacağım. Hey Professor. Want to hear a funny story? I don't have a choice, right? You know, the first time I saw you, I said to myself, that guy must be a load of fun at parties. Okay, check this out. My uncle Misha used to go to Ozersk to buy large quantities of alcohol and chocolate from the staff of Mayak nuclear power plant. This was in the 50s. Ah, what a strange time that was. Woo! If you were working on a fucking A-bomb, you had your pick of all the delicacies denied to the rest of our motherland. What can I tell you? I don't approve of that kind of system, but I guess they needed to keep the scientists happy. Word has it was easier for those guys to get brandy than carrots. So, they started to trade with the villages nearby. So, Misha. For God's sake, I haven't got time for this. Wait. This is gonna be good, I promise. So, Uncle Misha made contact with one of the Mayak workers. Nice girl. She snuck through a hole in the barbed wire fence to meet up with him. For a moment, Misha thought maybe they were gonna have a, you know, romantic encounter. A little tit-on-tit or something. You mean, tete-a-tete? What did I just say? Anyway, as soon as she sees Misha, she pulls a gun on him. What? I know, right? And she's like, relinquish all your potatoes and carrots or I'll shoot. But Misha didn't scare easily. And he was also quite a charmer. So he tipped his hat and replied, for a kiss from your lips, I'll get you all the potatoes in the world, my fair lady. That's quite a story, Mikhail. What happened to this Casanova uncle of yours? Oh, he was executed for speculation and whatnot. Barry didn't like how lax security had gotten, so he had a dozen guys lined up and shot as an example. Too bad. Sounds like a colorful character. That's the way the shit cookie crumbles. But he had a great fucking life, and that's what I'm going to remember. Ulan Mikhail, ulan Mikhail, gene bizi var ya böyle bir deliğin içerisine sürükledi arkadaş ya. Ciddi ciddi deliğin içerisine sürükledi herif bizi. Amcam vardı diyor, amcamla dikenli tellerin arasından bir hatun sevişmeye geldi, sonra silah doğrulttu, bana patatesi ve havucu verdi ya, amcam da dedi diyor, beni öptüğün sürece bütün havuçları sana veririm falan diye. Herif ölürken bile abazaymış yani, sonra amcana ne oldu diyorsa idam ettiler. Allah'ım yarabbim ya. Ulan Mikhail, ulan Mikhail. Evet, bu da omurgası problemli arkadaş. Söyle bakayım kırıta kırıta ne anlatacaksın? Glad to see you're in such good spirits. I like my spirits as much as any man, but I never drink before 6 p.m. It's my liver. Anyway, I'm glad you helped me with the Duca Raider. I know that at one time you were knee-deep in that shit, but I don't hold it against you. That's mighty generous of you, but unfortunately I can't recall. It's buried somewhere in my memories. Yeah, well, everyone's done something they'd rather forget. Besides, there were different times. Bak sürekli götü başı ayrı oynuyor, fark ettin mi anlatırken? The two superpowers with their fat fingers on the big red buttons, 24/7. Missile defense systems, mind control, LSD experiments, even detonating tactical nukes. It all happened here. Do you remember any of that? The only explosion I have a vague recollection of was the RBMK explosion.
Where are you getting all this stuff from, Sashko? I met a guy when I was doing time in Putya. He knew someone who knew someone. You know how it goes. At that time, I thought it was just stupid. Tinfoil hat talk, too many drugs. Only after I came to the zone did I start to realize some of it might be true. Crazy, right? Believe me, Sashko, that's not crazy at all. Bak bu arada adamın söylediklerinden bir tanesi acayip ilgincime gitti. Zihin kontrol deneyleri diyor. Zihin kontrol deneyleri. Yani bize anlatılan her şey, şu an yaşadığımız her şey acaba bizim zihnimiz üzerinde yapılan bir deney mi? Hani bak bütün bu işlerin sonucunda her şey bir rüya ya da bir deney falan çıkarsa, atıyorum sen işte aslında bir tane kapsüldeki bir denektin falan filan, çığlığı basarım yeter. O tarz şeyleri hiç sevmiyorum çünkü yani bazı animelerde, filmlerde falan oluyor ya, anlatıyor bir şeyleri, sonra rüyaymış. Ananın rüyası. Umarım öyle bir şey değildir yani. Neyse sevgili arkadaşlar. Yarın sabahtan hatunu kurtarma görevine gideceğiz. Onun tutulduğu santrale doğru ilerleyeceğiz. Yanıma aldığım mühimmatın yeterli olmayacağı kanaatindeler ama bence yeter. Aslında sen bir tuzluksun, ben de öyle düşünüyorum. Evet değil mi, bu mevzu çok sinir bozucu ya Mehmet. Gerçekten sinir bozucu dostum ya. Hani zihin kontrol deneylerini falan hatırlıyor musun? Ne? Zihin kontrol mü? Bıraksak da şunu kesseler mi ya? The junkyard in Kopachi. You hold the fate of the world in your hands. Please hurry. Yani sana yardıma geleceğim mi gelmeyeceğim mi bilmiyorum ama canım bana bir kahve yapan mı? Dur bir saniye, benim kafa bir gitti. Bu elemanlarla konuşulacak hiçbir şey yoktu anladığım kadarıyla. Şimdi kırıntı izleri. Taraka'nın güvenini kazanmış olmalıyım. Eğer onun peşinde ve ona yardım edecek tek gücü, tek kişi benim, tamam. Bu da patlayıcı görevi. Bir saniye. Hatun'un sığınakta tutulduğuna dair bir şey aldıydık, bir duyum aldıydık. Nerede o? Altı arkadaş oyuna çok müdahale ettiğinden dolayı 10 dakikalık bir timeout dedi. Çok aşırı müdahaleyi sevmiyorum abi. Kendiniz oynadığınızda dilediğiniz gibi yaparsınız yani. İster görev yapın, ister yapmayın, ister revolver'a 3 şarjör takıp üzerine oturup dönün falan böyle. Ama benim oyunuma o kadar müdahale etmeyin. Hoşuma gitmiyor. Ben Tarakan'ı kurtarmaya gidiyorum o zaman. Diğer görevleri de bizim elemanları yerleştirelim. Şu Oliver'ın görevi. Ha. Buna ikisi de %93 ve 99. Kızıl Orman'a Mikael gitsin. Sashko da Piripat Limanı'na gitsin. Kahve yapıyor mu? Biladerden istedim. Getirirler birazdan ya. Bir kahve içesim var. Şimdi şuradan bir görevi başlat deyip İlerleyelim. Abi hiç hoşuma gitmiyor. Bak bütün tadım, bütün keyfim kaçıyor. Müdahale etme oyuna. Hani ben senden yardım istedim mi? Tarakan turn to you for help. He's been here a while. Surely he has other people who can do his bidding. He knows more about you and me than he's letting on. Watch out my love. Tamam, dikkatli olurum. Tarakan'ın elindeki bütün belgeleri yaktık. Bütün belgeleri yaktığımız için zaten hatunla alakalı şeylere ulaşamadık. Oradan Tarakan'a gidip kendi ekibime katmaya çalışacağım. Bilmiyorum benim ekibe katılıyor mu ama. Merhabalar Emrullah, hoş geldin. İyilik nasuh ya, nasıl olayım?
Ben de yapıyorum o zaman. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Bak gerçekten hoş değil yani böyle sürekli bir müdahale. Hoşuma gitmiyor kanka. Adam nefes almadan bir de patır patır bırakıyor. Diyorum spoiler verme diyorum. Adam hala spoiler veriyor. Şey diyor hani yok yok merak etme merak etme. Zihnimiz üzerinde oynanan bir oyun değil bu. Ya tamam da ben öğreneyim kanka yani sal. Her yayın bir tane numune denk gelmese olmayacak zaten ya. Neyse canımız sağ olsun. Oyuna odaklanalım da. Bak ben ne güzel fark ettin mi? Böyle anlatıyordum, ediyordum. Konuşuyorduk, oynuyorduk, hikayeye bahsediyorduk falan. Bak numunenin bir tanesi geliyor abi benim. Bir şey oluyor. Bir hi diye bir ses de çıktı. Bir şey oluyor abi. O numunenin bir tanesi geliyor abi. Hop bitti bütün odak. Bu yüzden yavaştan yayın yapmayı sevmemeye başladım ya. Ya YouTube daha iyi böyle hani odaklanıyorsun, şey yapıyorsun, anlatıyorsun. Ya YouTube'dan izleyen adamı düşünüyorum ben dediğim gibi bütün bu diyaloglar çerçevesinde. Adam oyunu izlemek istiyor. Herif de benim gibi heyecanlanmış, şey yapmış. Numunenin teki geliyor anasını satayım. Bütün her şeyi bok ediyor. Şu 30 metredeki eleman tüccarlardan biri olabilir. O yüzden ilk hedefim 30 metredeki yere gitmek değil. 230'luk yere doğru ilerleyeceğim. Şuradan da bir radarı basalım. Bir de bir şey oluyor. Maşallah. Maşallah kardeş. Ne döndün sağa sola ne gittin be. Buralarda gaz maskesi takacağız bence. Yoksa radyasyonu yeriz de gözümün önünü göremiyorum ki böyle de. Neresiymiş burası ya? Aşırı karanlık bir yer. Ya bir de ne yazık ki arkadaşlar benim şöyle bir kötü huyum var. Bir şeye takıldım mı takılıp kalıyorum. Salıp geçemiyorum da bütün yayının içinden geçiriyor şu. Mantarı da bir alalım kenardan. Onu da ben sevmiyorum ya bütün yayının içinden geçirmesini. Ama çocuk geldi geleli bana etiket atıp duruyor. Allah'ım diyorum. Etiket atma artık okuyorum yeter. Hala etiket atıp duruyor. İlgi manyağı veletlerden biri. Hiç sevmiyorum ilgi manyaklarını ya. Gidin oğlum ananızı babanızı darlayın. Beni darlamayın ya. Bak ben düştüm gene. Gene modum düştü. Çokomel kaşıklamaya ihtiyacım var. Ağlayacağım kenarda bir yerde. Hocam. Sinek falan hiç sevmem ha. Ananın avradı. Benim adımın komünik olduğunu nereden biliyorlar bunlar? Aa doğru bizim çocuğu avlamaya geldilerdi. Şu maskeyi takmazsam boku yiyeceğim sanki. Emma adamları göremiyorum ki. Maşallah radyasyonu da ağzımızın ortasına yiyoruz. Göremiyorum abi o boşa mermi harcamak olur o. Lan dur lan. Efendim Ege Bakir Kaya selam babuş geri döndüm iyi yayınlar demiş ikinci yayını kutlamış. Canım teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Görüyorum herifin kafasını da. Aynı zamanda göremiyorum abi. Efendim bir seyirci Prime'ın avantajı ile ikinci yayını kutluyor. Dostum teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. İkinci yayın kutlu olsun. Eyvallah. O herif bize bir yerden bir gömşürdü ama. Lan yaptığımız bütün zırhı falan yedik burada ha. Göremiyorum ki herifi.
Abi neredesin? Bir çık ortaya. Öteki ağaca geçeceğim. Efendim sevgili Dark Knight, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Dark Knight merhabalar, hoş geldin. Desteğin için çok çok teşekkür ederim, eyvallah. Şöyle bir şuradan... Bir zeka için gereken zıbıdığı basalım. Akıl sağlığı için gerekeni. Mahvettiler bizi ya. Buradan ne çok adam varmış öyle. Bakın bu arada minik bir dipnot geçmek istiyorum. Mermimiz yetti. Hala da yeterince mermi var. Ve kuvvetle muhtemel zaten hem adamların üzerinden mermi çıktı hem de biz idareli kullandığımız için çok bir sorunumuz olmaz gibi hissediyorum. Şimdi benim buraya gelme amacım neydi? Bir tane soru işaretine doğru ilerlemekti. Hem soru işaretine doğru ilerleyeyim. Hem etrafta ne var ne yok bir bakınayım. Onun renk tonu çok çok gri ya. Aşırı gri bir renk tonu. Ve burada sürekli ölü fare var. Sivrisinek sesi de hiç hoşuma gitmiyor. Yani ölü fareler eyvallah. Gıda olarak geçiyor da dur. Dur bir dur. Abi hala radyasyon var mı burada? Oh be, şunu bir çıkaralım, bir nefes alalım. Gözümün önünü göremiyorum. Seramikleri bir birleştir. 4 parça seramiği yemişiz abi. Tabii en azından bu bizim can değerimizi korudu da. Radyasyon sağ olsun, can değerini çok fazla ayakta tutamıyoruz zaten. Şuralardan bir yerden bir devriye geçtiğini gördüm ki hala görüyorum devriyeyi ama buradan oraya mermi sıkmayı denemeyeceğim. Bu arada diyar gitgide kötüleşiyor galiba. Gitgide kötüleşiyor. Hayatta kalması ve yaşaması daha zor bir hal alıyor. Şimdi o soru işaretine gidebilmek için... Vay baban anan kemiğine gerçek sinek koysaydın kulağımın içine. Tak gaz maskesini tak. Gerçek sinek koysaydınız abi. Böyle az rahatsız edici olmuş. Neyse en azından şunu biliyoruz. Yaptığımız zırhların tamamı kimyasal ve yakıt parçası sayesinde yapılıyor. Al şunu. Yani kimyasal ve yakıt parçam olduğu sürece... Çok yakından geliyor sesleri. Lan nereden harekete geçeceğim? Adamların nerede konuştuğunu bilmiyorum ve hiçbir şey göremiyorum ki. Bu NAR'daki lavuklar da arkadaşlarından birini öldürmüş. Tamam ben bol bol loot yapıyorum da. Abi gene şey mi gelecek acaba ya? Gene kara şövalye mi gelecek acaba ya? Kara savaşçı, kara şövalye her neyse artık. Evet gene o gelecek. Ama artık her fight'ta karşıma çıkacaksın mı ya? Herifleri göremiyorum ki. Hem adamları göremiyorum. Ya ne oluyor abi? Adamlar nerede? Biz neredeyiz? Burası neresi?
Buranın 30 metre aşağısında bir yer diyor. Ne kadar hava filtren var? Var bayağı. Burada radyasyon yok galiba. Kafaya koydum ya, illa oraya gireceğim. Ya dayı. Nerede bu adamlar ya? Bir şey oldu bir... Hmm, hoş geldin kardeş, hoş geldin. Merhaba Kara Şövalye Bey. Oğlum şu havayı bir günlük gülistanlık yap bak. Beyin kanaması geçireceğim artık. Televizyon sinyali gibi bir ses gelip duruyor. Abi bir bira yuvarla. Akıl sağlığı anca kendine gelir zaten. Bu elemanlar nerede abi? Çıldıracağım. Hiçbir yere de gidilmiyor buradan. Abi Allah aşkına. Ne oynuyoruz biz ya? Aa, sıçayım 30 metre ötedeki soru işareti görevine. Ben ana göreve gidiyorum. Canımdan kıymetli mi ya? Hiçbir bok gözükmüyor, etmiyor. Atmosfer çok... Aşırı karanlık. Evet, biraz zırhtan yedi. Akıl sağlığından da iyi yedi. 4 tane falan adam indirdik. Tamam. Akıl sağlığını bir toplayalım. Anti radyasyonu falan artık eve gidince alırız. Aa! Tarakan'ı kurtarmışız. Ya oğlum burası nasıl bir mekan ya? Yemin ediyorum var ya, içim dışıma çıktı Tarakan ya. Harbiden içim dışıma çıktı. Dur, anti radyasyonu falan hepsini evde kullanacağım. Divine Providence guided your hand. I'm too important to be killed by NAR's minion. Gel bize katıl, gel. We seem destined to keep running into each other. So you might as well come on board. Your heart is conflicted, Mousy. I'm not sure what to make of you. You helped me, but I cannot forget that you failed the great rat catcher's test. You got what you wanted, didn't you? I covered your tracks, and the NAR didn't get into your place. That's true, Mousy. I'll join you, but you're on probation. Make sure that you don't disappoint the great rat catcher again. Or me, for that matter. Ben bu adamı nerede hayal kırıklığına uğrattım ya? Aha 5 level oldum. Bu herifin de skill ağacından yararlanırız artık. Oh, 5 beceri puanı. Ben bunu nerede hayal kırıklığına uğrattım ya? Bir mekanı falan tuzakladıydım, onunla alakalı mı acaba? Tarakan'ın durumu kötü. Tarakan size bir seçenek sordu. Moskova'nın gözünü yok edin veya... Çevre analizörünün gücünü arttırmak için kullanın, kullanmaya karar verdin. Yok mu etmem gerekiyordu? Neyse aramızı düzeltiriz onunla ya. Aramızı düzeltiriz onunla dur. Becerilerden Tarakan'ın becerilere bir bakalım. Bak düşmanın Igor'u fark etmesi daha fazla zaman alacak.
Sığınakta inşa edilen ve üretilen her şey %10 daha ucuz. Bu da olabilir. %20 daha ucuz. Çevre analizörü düşmanları vurgulayacak. Abi bak. Net bunu almamız gerekiyor. Net bunu almamız gerekiyor. Bir envanter genişletmesi, iki bu. Hatta bir bu, iki envanter genişletmesi. Çünkü düşmanın yerini bilirsek daha rahat hareket ederiz ve şu bok gibi mekandan ben bir çıkmak istiyorum ya. Abi bu ne böyle, yani içim dışıma çıktı, anladın mı? Son bir kez gidip bakacağım. Allah aşkına beni bir gör, sık da ben de seni göreyim ya. Bir de her göreve artık kara şövalye git. Bu yaratık mıydı lan? Gir içeri. Bu yaratık mıydı sabahtır bize illallah ettiren ya? Abi gaz maskesi takılıyken göremiyorsun ki. Eyvah ecinliler. Rahatsızlık vermeye gelmedim. Ne bok yemeye geldim onu bile bilmiyorum. Maymuncuğum var, ben gideceğim. Revolver mermisi ve revolver. Oraya gitmeyelim abi, orada bizi çarparlar. Ciddi manada çarparlar. Silah üretim yeri. Ha, gerek yok, benim revolver'ım var. Sanırım sizde alabileceğim bir şey var. Müsaadenizle. Fatih Ana'nın fotoğrafı. Sigi tuttuk. O kadar ani dönüşler yapma, çarpılacağız diye korkuyorum. Kurban olayım, yapma o kadar ani dönüşler ya. Şu bebeğin olmadığı bir yerde portal açıp gidelim ne olur. Aç beni eve ışınla. Of. Bunlar beni korkutuyor ya. Oy. Faris merhabalar, hoş geldin. Oyun kendiliğinden Türkçe efendim, aynen öyle. O kara şövalyenin olduğu yerdedir nişanlımız. Portaldan geçebiliyor musun? Yok, orada tutulmuyor. Yeşil şerle Chernobylite kristalleri, Chernobylite parçacıkları. Bizim eşimiz bir tane santralde tutuluyor. I've got some questions for you, and it's very important that you answer as best you can. I will certainly try, Mousy. Bu herif bize niye fare diyor sürekli mi sen? Onu da bilmiyorum ama. Hoş geldin Remindo. Merhabalar. Şimdi benim Tatyana'nın müzik kutusu ne arıyordu? Kimliğini sarabilirim ama hiç gerek yok kimliğini sormaya. Benim Hatun'un müzik kutusu ne arıyordu sende? Cevap ver, anlat. How did you get Tatyana's music box? She came to me. The woman in the red dress. She came to you. Where? When? In my dreams. She has haunted my nights for years. She told me where to find it. The music box. She mentioned you too. Benim nişanlım niye senin her gece rüyana giriyor lan, bir saniye. She advised me that you could be an important instrument in the fight against the Rat King. She also wanted you to see the music box to convince you that all this is real. I keep seeing her too. At first I thought it must be my imagination, but no, don't say that. She's completely real. Don't doubt it for another moment. Senin hatun gerçek, kafayı sıyırmadın diyor. Şimdi sürekli bizle zihnimiz aracılığıyla iletişim kuruyor ya kendisi. Igor deli olduğunu düşünüyormuş aslında kendisinin ama Tarakan gerçek diyor da, yani bize de gerçek o kadın, sen deli değilsin diyen adam bu. Yani böyle bir tip. Why was NAR trying to kill? Aynen, NAR örgütü senden ne istiyordu? Nothing is obvious to me right now. I'm the only person who stands between humanity and the Rat King. His minions will try to kill me every chance they get. Okay. Why don't you retire the act for a while? Who are you, really? What act? There is nothing more real than this. Tarakan is more real than you are. D-
Does your name have some special meaning? Tarakan means cockroach, and that is what I am. A humble being reborn from the ashes of Chernobyl's destruction. Tiny, but resilient. I used to be a person like you, Mousy. But when divine providence called upon me to face the Rat King, Tarakan was born. All right. Good talk. Ve Tarakan doğdu. Dudu dudu dilleri. Aa, ben bayağı damage yedim, doğru. Ondan dolayı. Mühimmat desteğimiz geldi. 7 adet mermi ve 1 tane seramik plakamız var. Mikail ve Şaşko da görevlerinden başarıyla döndü. Şaşko, aslanım, yarım ekmek mi getirdin getire getire? Ekibinize katıldı Tarakan'da. Şaşko, çok getirmişin kanka, yani yarım ekmek. Kendime çifte gıda alıp herkese normal vereceğim. Çünkü çifte gıda benim için psikoloji yükseltecek ve benim psikolojim zaten iyi. Herkese aynı, herkese bir ekmek ya. Birader, seramik parçalarım az kalmış. Yeni seramik parçası üretmek lazım. Tekrardan mermiyi doldurmak ve revolver'ı dolaba koymak lazım. Şimdi bütün sığınağı kontrolden geçirip birkaç tur daha göreve gideceğim. En azından bir tur daha oynarım diye düşünüyorum. Artık ekibimizde 4 kişi oldu. Şimdi önce bizim ekipman sandığımız nerede? Ekipman sandığımız burada. Ona verebileceğim fazladan bir AK var. Gel böyle. AK'ler şöyle arda arda dursun. Ve revolver'ı şöyle koyalım. Bununla beraber öncelikle ihtiyar, sana bir ağır zırh mı, taktiksel zırh mı? Sana bir taktiksel zırh basalım. Bendeki seramik plaka sayısını tekrardan 12'ye doğru getirelim. Bir 4 seramik plakaya daha ihtiyacım var. Çünkü adamlar bayağı şey yapıyorlar. Öyle yapıyorum Revindo. Öyle yapıyorum, evet. Ekipteki üyelerle ilişkilerimi her daim iyi tutuyorum. Onlara iyi ekipman veriyor ve sürekli karınlarının tok olmasını sağlıyorum. Yani bir tek şu Tarakan'la ilişkim kötü. Tarakan'la ilişkimin kötü olma sebebi de çevre analizörünü yok etmemi istiyormuş adam. Ben alıp kendime kullandım yani. Bundan dolayı kötü. Onun dışında herkesle ilişkim iyi. Baksana. Misal Şaşko'yla olumsuz hiçbir şey yok. Mikail'le olumsuz sadece. Oliver'ın sözünü dinlediğim için çok şey yapıyor. Ve Oliver birini öldürmemi istedi. Ben öldürmemişim galiba. Yani genel olarak ilişki durumum iyi gibi duruyor ya. Dur bakalım, Tarakan'ı biz ekipte tutarız ya, sorun olmaz. Sürekli birbiriyle mi çatışıyorlar? Yani şey hani Mama was a chemical engineer. She helped build the power source for the very... Berserk? City 40? The Rat King gave the order to... Anlatacağımı unutuyorum. Sürekli diyalog giriyor araya. And the poor little creatures kept on digging, digging, digging. Hani Warband gibi mi acaba? Yoldaşlar sürekli birbiriyle mi atışıyor? İki yoldaş birbiriyle çelişmezse hiçbir sıkıntı çıkmaz. Many died when the big hole was finally ready. Your mom was there? Then she vanished. She turned into stardust. The old mama was close. Close enough to see everything. I'm sorry, Tarakan. I know how it feels to lose someone you love. Ha, şey, yatak yapmam gerekecek öncelikle. Hey there, Tarakan. Abi yatak yapmadan önce bir saniye. Bana şu yazılım güncellemesini öğret. Analizörüm düşmanları da vurgulasın da bekle. Önce
Şu ekipmanla bir ver. Abi şu arkadaki ığıl ığıl ses yok ediyor ya. Hepsi mi birbiriyle atışabiliyor? Vallahi benimkiler bu zamana kadar pek birbirine ıhmık demedi kanka. Pek ıhmık demedikleri için ben de rahat ettim ama dayı bekle. Önce adama bir yatak lazım. Yatak nerede olur ki ya? Yatak Igor'un envanterinde olmaz. Eşyalarda olmaz. Yatak sanırım şu. Kalacak yer. Ama adamlara en kaliteli yatağı verip duruyorum yani. Şöyle bir yan yana sıkışsanıza kanka. Girer girer. Girer oraya girer, bekle. Sokarım ben oraya, sokamadım. Ucuca yatsanız peki acaba? Bana söver misiniz ucuca yatsanız? Bence sövmezsiniz abi. O kadar geniş yer var, niye hepsini buraya tıkıyorum bilmiyorum. Bu da benim seçeneğim abi. Bu da benim seçeneğim. Simetrik olmadı. Bekle. Tam döndüreceğim. Sonra simetrik olduğundan emin olacağım. Ama emin olamıyorum simetrik olduğundan. Ben hareket ettikçe değişiyor. Abi yataktan kalkarken umarım aşağı düşmez herif, ne diyeyim. Bekle, bu yatağa daha iyi bir yer bulacağım ben ya. Abi şu çiçeğin böceğin orada uyu işte ya. Sandığı kapatma, başucunda böcekle çiçekle uyu. Evet, ortalığı her zamanki gibi bok götürüyor. Olsun. Olur o kadar. Şuraya bir yemeği koy. 60 birim yemek hep burada dursun. Alkole gerek yok. Şimdi gidip önce sağlık malzemelerini tamamlayacağım. Sonra düşmanın yerini işaretlemeyi öğreneceğim. Sonra diğerleriyle konuşacağım. Ekip üyelerimin sayısı 4 oldu. Bir de gidip ekipmanları yerleştireceğim. Ya şu ses nereden geliyor? Bu bok yiyenden geliyor değil mi? Kanka tuvalet yapmadım. İstedikleri yerlere sıçabilirler. Zaten ortalığı bok götürüyor baksana. Buranın boktan bir farkı olduğunu iddia edebilir misin Allah aşkına? Bak şu alttakiler elektrik üreten jeneratör, yukarıdakiler de şey. Havalandırma. Buranın boktan bir farkı olduğunu iddia edebilir misin? Ben edemem. Ha, olur, 40 birim mermi yeter. Abi son zamanlarda çok fazla AK mermisi yemeye başladım. İleride mermi üretirim, dert değil de şu anlık bir dikkatli olmak lazım sanki. Şunları da koy yerine. Bir tane daha maymuncuk yapalım. Maymuncuğumuz full olsun. Ay, gittiğimiz yer çok griydi ya, böyle hani renksizdi ve renksiz olması benim hiç hoşuma gitmedi. Şu ağzına tükürdüğümün şeyini acaba diyarın öteki ucuna koysak? O kadar çok gürültü çıkarıyor ki. Kulaklarıma zarar böyle. Hah. Tam oyunun genel olarak geçtiği yerde. Allah'a şükür kafamız beynimiz rahat olacak ya. Oh be kardeşim ya, ne kafa beyin ütüledi ağzına tükürdüğümün şey ya. Dılı 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 dılı. Oyunda çarpılma ne alaka? Ya metafiziksel canlılara denk geldiğin zaman, örneğin gözleri parlayan oyuncak bebekler falan, onlar ruhani varlıklar oluyor. Üzerine gittiğin zaman, misal hani üzerine doğru adım atmaya kalkarsan zaten hani mermiden falan etkilenmiyorlar, tamam mı? Katiyen damage yemiyorlar ama üzerine gidip hani tırmanmaya falan çalışırsan çat diye ansızın damage vuruyor. Şu gördüğün bütün damage barı gidiyor. Radyasyonu bir sıfırlayalım. Radyasyonu bir sıfırlayalım şöyle. Sonra yeni merhemler de yapacağım. Can barımız çok iyi bu arada ya. Gerçi o can her türlü radyasyona eriyor. Hiç full canla gezemedim abi. Hep radyasyon yedim.
Gel. O kadar çok can merhemi almıyorum. Niye o kadar çok can merhemi almıyorum? Çünkü seramik parçalar var. İlk zırhı kırıyor yaptıkları atışlar. Şimdi diğer elemanlarla bir konuşalım. I was just thinking, Mikhail, how did you get to be so knowledgeable about... Why? What's so goddamn strange about that? I never said it was strange. You created your own compendium. I studied a lot, you know. You studied botany? The best fucking school there is. The University of Life. I see. Give me that look. You can trust everything I wrote down, to the letter. I've always been into plants and mushrooms. All different kinds. Everything in my compendium has been tested by me personally. So if you've got a problem with any of it, you can stick it where the control rods don't shine. Really? But some of this stuff must be poisonous. Well, I have a strong stomach. But yes, I've had my share of accidents. Luckily for me, my stalker friends were there to save me. Adrenaline and gastric lavage are my bosom companions. Sounds serious. How else would I know what's edible? It's a little something I call the scientific method. You should check it out yourself sometime. Wait, aren't you a scientist? Ingesting unidentified plants and mushrooms doesn't sound like the scientific method. Kesinlikle. Suicide. But I'm here though, am I not? That means I'm right. Okay, fine. I just hope my stomach is as strong as yours. Bu arada bu herif bayağı bir bitkiler ve mantarlar konusunda falan bilgi sahibi. Bayağı bir konuda bilgi sahibi ya. Mikhail grubun önemli bir parçası. Oliver zaten sadık yoldaş. Bu arada bu elemandan mutlaka gidip tarayıcının düşmanların yerini göstermesini alacağım. Sashko nerelerde ya? Sashko ile hiç konuşamadık. Yukarıda bir yerde bekliyor olamaz değil mi Sashko? Ha Sashko aşağıda envanterlerle ilgileniyor. Sashko ile konuşacağım. Oliver'la konuşacağım. Sabah olacak. Gideceğim. Göreve gireceğim. Bir görev daha yapacağım en azından. Sonrasında efendim ufaktan Chernobylite'ın sonuna gelmiş oluruz. Anlat bakalım. More than a demented techno shaman with a knack for spy stuff and an unhealthy obsession with rats? Funny. But yes, I think he uses that stuff as a shell. Teşekkür ederim ama. There's something underneath all of that. When I was in Budrakia prison, I met some guys doing time for political stuff. They told me how in the olden days, high-level, disloyal types were committed to a nut house. Okuyamıyorum ki ama elimde bir şeyler var. Dur onları bir bırakaydım. Neyse şu kenara koyayım madem. The people in charge wanted to send a message that it was insane not to believe the Soviet Union was the best country or countries in the world. Yeah, insane. Did you know any? Süper kokuyor kahve ya. I don't think so. Why? There was this rumor about someone important who was about to blow the whistle on the Duga project. He got chucked into the loony bin before he could speak up. Really? Who do you think it was? Beats me. The official reason was a mental breakdown after the Chernobyl disaster. Convenient timing, if you ask me. We probably won't ever know who it was. Lobotomies and drugs will turn your brain to mush. Acaba ne anlattı herif? Yarısını kaçırdım, hiçbir şey anlamadım ki. Ya Taraka'nın göründüğünden daha fazla birisi olduğunu söyledi ki bunu bize hatun da söyledi. Rüyalarımıza giren nişanlımız da söyledi. O bizimle alakalı çok daha fazlasını biliyor falan diye. Kim bilir ne anlattı. Adam evet sürekli götü başı ayrı oynuyor abi herifin. What's going on, Igor? Ha tamam, Oliver'ın bana anlatacağı pek bir şey kalmamış. O halde sevgili Tarakan bana eğitim verip şu tarayıcının düşmanları göstermesini öğretiyorsun ki ben görevlere daha rahat gidebileyim, öyle değil mi? Tarakan'ın görevine gidiyorsun, sonra tercih çıkıyor, orada atıyorum. Oliver diyor ki bunu yap, Oliver'ın dediğini yaparsan Tarakan bunu beğenmeyecek diyor. Dengede tutarız kanka. And living creatures in general. I also replaced your regular battery with a more advanced one. For a while, you'll be able to run a scan more often than usual.
Onu zaten ben de tahmin ediyorum ya. Whether you're out on a hunt or simply trying to avoid danger, it's pretty useful if you ask me, Mousy. Now let's do a live practice. I'll hide and you find me. Ben seni bulurum. You're such a clever Mousy after all. Close your eyes and count to 100. And no peeking. Abi 100'e kadar. Hah, şu cihaza bir upgrade ver bakayım. Artık canlıları da tarayacak. Ha, ilk mesafede değil tabii. Ha, bu şekilde gösteriyor. Çıkla dışarı. Eyvallah, eyvallah. Neyse iyi, en azından düşman bir şey dalgaları yayacak. Isı dalgaları yayacak. Isı dalgaları sayesinde bazı şeyleri görebileceğiz. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Videoların genelde bir saate yakın oluyor ama hani videoları yarım saat bile olmuyor. Uzun sürmesinin sebebi var mı sürmemesinin? Şimdi şöyle. Canlı yayından alınan tekrarlar genellikle bir saat olmak konusunda hiçbir sıkıntıya sahip değiller. Ama video olarak ayrıyetten çekim yaptığım için, hani çok çok güzel oyun bu arada. Video olarak ayrıyetten çekim yaptığımdan dolayı o süre pek uzun olamıyor ne yazık ki. Ama devam edeceğim ona. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın ilgine alakana. Arada yayınlara da uğra. Yayınlar da güzel ya. Öyle cis öcü yayınlar değil. Tamam ben arada sırada akıl sağlığımı yitiriyorum ama bunlar normal şeyler yani. Merhabalar. Teşekkür ederim dostum. Hoş geldin. Dostum oyunun hikayesi şu. Nişanlımız var. Tatyana. Tatyana'yı nükleer felaketten bu yana göremedik. Nişanlımıza ne olduğunu merak ediyor ve onu bulmaya çalışıyoruz. Ve arada da bir dolu yan hikaye var. Şimdi uyuyacağım, uyanacağım. Ardından bir saniye. Panoda bir görev tamamlandı mı? Yalanlar Ağı. Kara Avcı. Bir tane bir yerde bir ekipman eksiğimiz var. Kırmızı elbiseli kadın. Bir yerde bir eksiğimiz var abi. İki tanecik ipucumuz eksik. İki ipucu eksik olduğundan dolayı bir türlü şu zıbıdığı başlatamadık ya. Bir konuşma mı yapmamız gerekiyor acaba? Bu herif kim? Ve bu adam kim? Bu ikisinden bilgi alıp boş yerleri doldurup bir şeyler öğreneceğiz de ben bir türlü öğrenemedim. Evet simülasyon hazır diyor ama göremedim bir türlü. Keyifli çalışmalar diliyorum. Çok çok sağ ol vakit ayırdığın için. Dediğim gibi yayın akşamları da devam ediyor. Birden akşam 9'a kadar genellikle. Onlar YouTube'a çekilmiş ayrı videolar. Daha yenileri de aralarına eklenecek. Birçok yeni oyun aldım aslında. Hepsini yayında deneyimliyoruz. YouTube'a video olarak deneyimliyor olsam çok çok iyi oyunlar var aralarında. Kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederim bu arada. Çok sağ olun. Simülasyon hazır diyor da dediğim gibi yani neye tıklayacağımı bilmiyorum ki. Aridia durumu simülasyon hazır. Yok ki Aridia durumunda bir şey. Enter'a bastığında simülasyonu başlata tıklıyor. Sanal gerçekliğe girmek çok zaman alacak. Akışına bırakmak daha iyi. Baksana. İpuçları olmadığından başlatamıyorum bunu. Enter'a bastım başlatmıyor işte. Parçalar eksik diyor. Ondan dolayı. Ha akışına değil akşama diyor. Anladım. Ben hep sabah uyuyup uyandığımdan dolayı bunları göremiyordum. Ben akışına bırak diye okudum akşama bırağı. Abav. Armut Gaming. Armut Gaming. Şimdi arkadaşlar. Igor. Hey canım. Süle. One of the big fish is flying into Kapachi. We have a chance to intercept him. We have to act on this intel now.
Mikail'i sorgularsam bana olan güveni yamulmaz mı ya? Kimle konuşacağım, bu büyük balık kim? İnşallah beni tuzağa götürmüyordur bu arada. No idea, but it's gotta be one of NAR's top people. A real 100,000 ruble suit type. 100,000 rublelik takım elbise ha? It is 100% worth a shot. Imagine what kind of intel we can squeeze out of this guy. Katılıyorum. Go over there and check it out for yourself, okay? I know a good vantage point. All right. But let's make one thing clear first. I'll do the talking. I've got a feeling this big fish might not survive your squeezing. Sure, sure. Whatever you say, boss. I'll mark the location on your map. Eyvallah. Demek ki bu Mikail Efendi de bize yeni bir görev verdi. Ve stratejimize artık Tarakan da dahil oldu. Tarakan böyle birazcık manyağa benziyor ama bu dayıdan da faydalanırız inşallah ya. Ki direkt zaten hani şu radar cihazının düşmanları görmesini açtığımıza göre her şey çok çok yolunda. Şimdi öncelikle herkesi bir görev yerine göndereceğim. Öncelikle Kopaçi'ye gittiğimizde büyük balık görevi var. Moskova'nın gözüne gittiğimizde de Duga'nın radarlarında bulunan C4 Zula'sı var. Bu görevi şey istiyor, Şaşko istiyor bana patlayıcı bul diye. Bu Kopaçi'deki büyük balık görevi de bana kitlenen bir görev. Oo. Oliver bile buna %70 diyorsa biz bu Kopaçi'deki büyük balığa nasıl gideceğiz? Vay anan baban. Büyük balık görevi beklesin. Santrale gidip C4'leri alayım. Kızıl Orman'daki gıda yardımına Şaşko gitsin. Pripat Limanı'na Oliver gitsin. Pripat merkezine Mikail gitsin. Tarakan da sığınakta kalıp dinlensin. %100 ihtimalle dinlenebileceğim diyor. Çok iyi. Acaba Tarakan'ı şuraya verip dur. Pripat Limanı'nı da yo, Şaşko %86 diyor Pripat Limanı'na. Oliver'a verelim bunu. Pripat merkezini de Şaşko yapsın. Oliver dinlensin. Oliver hani görevin başından belli bizle beraber olduğu için bence dinlenmeyi hak ediyor. Altar'ın oğlu Tarkan. Aynen öyle. Ve şimdi şöyle yapalım sevgili arkadaşlar. YouTube için bir bölüm arası verelim. Ardından geri gelip devam edelim.